Ben Mimar Sinan Üniversitesi fotoğraf bölümünden mezun oldum. Ve daha sonra takının, kuyumculuğun hayatımın gerçek tutkusu olduğunu keşfetmemle beraber Kapalı Çarşı'da yolunu tuttum. Önce Kapalı Çarşı'da öğrencilik yıllarında ustaların yanında çıraklık yaptım. Daha sonra daha iyi bir eğitim almak üzere İtalya'daki Scuola d'Arte Mestieri okuluna gittim. Ve orada mücevher tasarımı, gemoloji ve mıklama eğitimi aldım. 2005 yılından beri profesyonel olarak çalışıyorum. İşlerimi elde üretiyorum. Kendi emeğimle üretiyorum bütün takıları ve edindiğim bilgileri, benim ustalığımın bana aktarmış olduğu bilgileri ben de bu mesleği öğrenmek isteyenlerle paylaşmak üzere haftanın belli günlerinde ders veriyorum. Peki Yalova'da mı yaşıyorsunuz efendim? Yalova'da yaşıyorum. 2016 yılında Yalova'ya yerleştim. Atölyemde kendi tasarımlarımı uzun zamandır üretiyorum ama bu senenin başından beri Yalova'daki atölyem yeniden öğrenci kabul etmeye başladı. Uzun yıllardır İstanbul'da yaptığım eğitimi şimdi de Yalova'lı hemşerilerime sunmak istiyorum. Mevcutta kaç tane öğrenciniz var? Şu anda 6 tane öğrencim var. Dersler zaten sınırlı kontenjanla yapılır bizde. Çünkü bizler usta çırak ilişkisinde eğitim veririz. Ben her öğrencimi birebir takip ettiğim için bir gün içerisinde 6 tane öğrenci kabul edebiliyorum. Peki Yalova'da bu kaçıncı serginiz diyelim? Yalova'da bu ilk sergim. Daha önce yılbaşında tasarımcı arkadaşlarımız bir araya gelerek bir hediye festivali, bir tasarım şenliği diyelim. Böyle bir organizasyon yapmıştık. Şimdi de Yalovalılara kuyumcu atölyesini tanıtmak üzere böyle öğrencilerimle beraber bir sergi açmaya karar verdim. Sergide benim takılarım var, öğrencilerimin, mezun öğrencilerimin takıları var ve kuyumcu atölyesinde uzun süre bizi takip ederek belgesel tarzında bir çalışma yapan fotoğrafçı arkadaşımız Miroslav Andriç'in de fotoğrafları sergileniyor. Peki şunu biliyoruz biz, uluslararası arenada da bir kimliğiniz var, bir marka değeriniz var. Bunu neye borçlusunuz, nasıl bunu başardınız diye? Benim çalıştığım tarz birebir elde çalışılan takılar üretiyorum. Hepsini kendi emeğimle üretiyorum ve güncel. Yani şu anki akımlardan etkilenerek ve kendi hayal gücümden yola çıkarak takılar üretiyorum. Bunların dünyada belli bir kabul gördüğü bir alan var. Biz buna çağdaş mücevher diyoruz. Ben her takımı tek tek kendi emeğimle tezgahta üretiyorum. Kendi hayal gücümden yola çıkarak kendi bireysel tarzım doğrultusunda üretiyorum. Bu şekilde benim gibi çalışan takı sanatçıları için dünyada organize edilen fuarlar var. Çağdaş Takı Haftası diye nitelendirdiğimiz haftalık organizasyonlar var. Buralara başvurup bir jürinin değerlendirmesiyle seçiliyorsunuz. Jüri sizi uygun gördüğünde başvuruyorsunuz, elemeye geçiyorsunuz ve orada yer almaya hak kazanıyorsunuz. 2009'dan beri ben uluslararası organizasyonlarda yer almaya gayret ediyorum. Hem ülkemizde hem de başka ülkelerde, yurt dışında takı tarzına sanatsal olarak bakan ve buna meraklı olan kişilere ulaşmanın çok güzel bir olanağı bu türden organizasyonlar. Orada bulunmak için yıllardır gayret ediyorum. Benim gibi çalışan sanatçılarla bir araya gelip tasarımlarımı paylaşıyorum. Yalova'da arzuladığınız, istediğiniz doğrultuda kursiyer, bu sanata ilgi duyan bir kitle keşfettiniz mi? Evet. Yani Yalova'yı keşfetmek benim için çok yeni, çok yeni bir deneyim. Bizler İstanbul'da çok yoğun, büyük bir şehir, milyonlar yaşıyor biliyorsunuz. Orada insanlara ulaşmak çok kolaydır, insanların da size ulaşması çok kolaydır.
Yalova'da da benzer bir kitlenin olduğunu görmek benim için çok heyecan verici. Sene başında kurs vermeye başladım. Sene başından beri hemen ben derse gelmek istiyorum diyen kişiler bana ulaştı ve onlarla çalışmaya başladık. Dolayısıyla benim için hoş bir sürpriz oldu. Peki Yalova'da olmaktan, Yalova'da atölye kurmaktan, Yalova'da yaşamaktan memnun musunuz? Kesinlikle. Yalova'da yaşamaktan dolayı çok mutluyum. Yalova benim yaratıcılığıma çok katkıda bulunan bir şehir. Burası insanların birbirine çok hoşgörülü olduğu, yavaşlığın, nezaketin çok ön planda olduğu bir şehir. Dolayısıyla benim sanatıma çok olumlu katkıları olduğunu düşünüyorum. İstanbul nasıl ki hızıyla, kalabalığıyla, yarışıyla katkıda bulunduysa, Yalova'da bugün sakinliğiyle, nezaketiyle, hoşluğuyla yine katkıda bulunuyor. Çok keyifliyim burada olmaktan.